Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir değişik video yapacağız sizlere. Bu sihirli eller sizlere güzel bir lahmacun yapacak. En azından lahmacunu yapmaya deneyeceğim. İlk kez yapacağız. Markete gidelim. Yüzüm alıyorum. Al. Ne kadar fiyatı? Pahalıymış lan. İki tanesi ama 3,5. Alalım mı istersen? Al. İstersen kombin de edebilirsin şeyle. Yağınlar güzel değil. Tamam. Ne lazımdı? Un. Un alalım. Bunların ikisi de aynı mı? Jalap Raisin olacaktı bir tane. Raisin mi? Ya da şunu alalım ya. Niye? İstersen Jalap Raisin al. Fark etmiyor ki. Birinde şey var, kabartma tuzu gibi var, Jalap Raisin. İstersen onu al. Neyse, isten abi. İki çeşit. Tamam. Maya lazım mı? Maya lazım. Maya nerede? Islak maya var mı ki burada? Onu bilmiyorum. Kuru maya. Başka maya yok. Ama bak, pizza için falan özel. Paketi de büyükmüş. İyi. Bunlar biliyor değil mi düşmüş? 99 kuruş. 25 kuruşu da geri veriyor zaten. Güzel. Evet, bizimki şeker gördü. Muz mu? Muz alalım. Kıyma. Fazla almıyorum. Bu yeterli değil mi? 200 gram. 300 gram. 2,35. Yeterli dedi ya. Fazla yapmayacağız zaten. Beş yüz gram alsam 3 gram. Öyle daha ucuz. Tamam, neyse, bunu alıyorum. Bundan mı? Evet. Onlar güzel oluyor. Ama burada yeşil sivri biber yok. Türk bakkalında olur o. Tamam, bundan bir tane alıyorum. Lahmacun için unu aldık. Biberi aldık. Kıymayı aldık. Diğer biberi aldık. Mayayı aldık. Daha ne lazım? Kıymayı, lahmacun. Soğan var evde. Sarımsak? Sarımsak olacaktı birkaç diş. Bir de şey, domates püresi lazım mı? Ya da salçayla mı yapıyorsun? Domates püresi yok mu? Var ya. Ne? Domates püresi? Hani... Lufni. Domates lazım. Gel. Tamam. Bir de şundan bir tane alalım. Yumuşatıcı. O da bitmişti. Karıştırmak için eldiven. Evet, eldiven. Ellerimiz sarımsak kokusu. 19.47. Evet, şimdi hemen başlayalım. Yoksa geç olacak. Evet arkadaşlar, şimdi hamur nasıl yapılır? İlk önce onu başlıyoruz. Çiçeklerimizi falan çıkartalım. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, lahmacun yapmaya başlıyoruz. Ustanız Cihangir. Bugün unumuzu gel. Şimdi makine varken elleri yormayalım değil mi? Daha kolay, daha pratik, daha hızlı. Şöyle. Bu herhalde bir 400 gram vardır. Biraz da buradan atalım. Şöyle bir 500 gram olsun. Mayamızı alıyoruz. Mayamızı da nasıl açılıyor? Böyle açılıyor. Islak maya yoktu. O yüzden
Kuru maya aldık. Kuru mayayı da içine döküyorum. Ondan sonra diyorum'a şöyle bir bardak alıyoruz. Ilık suyla ve çay kaşığı şeker ile aktif yapacağız onu. Böyle. Suyumuz da bu şekilde. Yeterlidir herhalde. Bakacağız artık. Bu tarif kafadan sallamasyon tarifi. Ama göz kararı. Senin... Göz kararıyla bakalım nasıl yapıyoruz. Şimdi bu nasıl dönecek? Şu pinini aşağıya çekerek üstünü kapa. Şu yan. Tamam mı? Evet. Açıyor mu? Sonra şöyle bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Yemek kaşığı yeter mi ki? Bence yeter, fazla tuzlu olmasın. Neyse biraz daha böyle. Göz kararı bunların hepsi. Sonra bir bardak su da içine atıyorum. Çünkü bayağı kuru. Bu bardak su da doldurursam 250 ml. Bakalım şimdi bu olacak mı? Şimdi biraz un ilave ediyorum çünkü şey oldu. Ne deneyim? Cıvık. Arkadaşlar un da hazır. Gördüğünüz gibi bakın yapışmıyor. Pürüzsüz. Güzel bir şekilde. Bunu şimdi 40 dakika buzdolabında dinlendireceğiz. Ama siz tabii 1-1,5 saat dinlendirebiliyorsanız o daha iyi olabilir. Şu an neyimiz var? 2 diş sarımsak var. 300 gram dana eti var. Ondan sonra bir tane domates var. Bir tane orta boy soğan var. Kırmızı biberimiz var. İsmini bilmiyorum. İşte yeşil biber var. Sonra bir tatlı kaşığı domates salçası atacağız. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, isot ve kırmızı biber. Kırmızı toz biber mi deniyor buna? Evet. Sonra bir de maydanoz. Bu baharatları istediğinize göre, yani damak tadınıza göre tabi atabilirsiniz. Mesela ben bir çay kaşığı kimyon atıyorum. Bir yemek kaşığı diyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı biber atıyorum. Biraz acılı istiyorum. Bir tatlı kaşığı da karabiber atıyorum. Isotu da kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Mesela bir tatlı kaşığı olur. Bunların hepsini yavaştan şöyle bir keselim. Şimdi bunları böyle kesiyorum. Dörtgen şekilde. Bunun ismini bilmiyorum böyle. 1-2-3. 1-2-3 mü ismi? Valla ben ismini bilmiyorum ama. Yani ipi var. İpini çekiyorsun. Şöyle biraz daha doldurayım. Bu şekilde. Bunu böyle. Normalde restoranda lahmacunlar böyle tık 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 hepsini, onunla uğraşmaya hiç gerek yok. Böyle. Böyle. Bütün malzemeleri çizeceğiz. Evet. Böyle bir kasenin içine kıymayı da koyduk. O az önceki rendelediğimiz biberleri koyduk. Bunun içinde karıştıracağız o iç harcını. Evet, sarımsağı. Sonra soğanlar. Soğanları da içine atıyoruz. Bu şekilde. Bak içine attık bile. Ve sevgili izleyiciler, bak burada. Şimdi buna bir tatlı kaşığı bu şekilde
ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı yeter mi? Neyse iki tane atıyorum. İki tane şöyle. Ondan sonra kimyonumuz var. Bir tatlı kaşığı tam dolmamış. Onu da ilave ediyorum. Kimyon çünkü biraz acı olsun değil mi? Bunu da ilave edelim. İsotu. Bir tatlı kaşığı isot. Kırmızı biberimiz var. Şimdiden bile güzel kokmaya başladı. Kırmızı full acılı mı istiyorsun? Acılı güzel. Biraz iyi. O zaman bundan iki tane açalım. Zaten bizim pul biber o kadar acılı değil arkadaşlar. İstediğiniz gibi baharatları atabilirsiniz. İlla bu detaylara fazla girmeye gerek yok. Sonra karabiberimiz var. Karabiberimizi de göz kararı şöyle. Yeterli mi? Yeterli. Yeterli. Fazla olmasın. Bu da yeterliymiş. Sonra kırmızı toz biberimiz var. Ondan da bir yeterli mi? Yeterli. Yemek tatlı kaşığından biraz daha az. Evet. Öncünün biber salçamız var. Tatlı. Tatlı biber salçası. Bak fazla doldurmuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Buna domates salçası da girecek. Onu da böyle yarım bir şekilde. Yarımdan biraz daha fazla aslında. Onu da attım. İnşallah güzel olur. Yani kafadan sallamasyon yapıyoruz da. Ondan sonra en son olarak birazcık çok 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 az gördüğünüz gibi böyle zeytinyağı attım içine. Normalde oluyor mu bilmiyorum ama bu biraz daha kıvamını daha güzel yapar diye düşünüyorum. Şimdi kıymamız ve diğer malzemeleri iç harcını böyle güzel yine bir yoğuralım arkadaşlar. Yoğuralım ki karışsın güzel değil mi? Kokuyu alıyor musun sen de? Evet çok iyi. Şimdi evde iyi. Bu da istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olur yani. Ben de birkaç dakika böyle bir yoğuracağım. İyi bir karışım alsın. Evet 45 dakika beklettik. Beklettikten sonra işte hamur bu şekilde. Böyle rolo yapıp en basiti böyle yumurta şeklinde, yumurta büyüklüğünde hamurunuzu koparıp şöyle bir yerleştirin. Yerleştiriyoruz. Ama biz bugün kaç tane yapalım? Gerisini yarın yapacağız. O zaman 4 tane yapalım. 4 tane var. Yarısı gidelim. 4 tane. Şu şekilde. Tamam. Başlıyoruz. Açmaya. Bakalım yapabileceğiz mi? Bunun lahmacun makinesi yok maalesef benim. Elimizdeki imkanlarla hazır. Bunu da açıyoruz. Ben arkadaşlar biraz böyle açıyorum. Ondan sonra pizza usulü kullanarak yapacağım. Hani pizzayı nasıl döndürüyorsan daha kolay oluyor. Bak böyle bu şekilde. Nasıl pizza açılıyorsa böyle sağ elinle döndürüyorsun. Bak. Değil mi? Aynen. İnce bir şekilde. Lahmacunları fazla büyük yapmıyorum. Çünkü yarın işe de getireceğim. Bu şekil. Güzel değil mi büyüklüğü? Bence tam. Tam yapmışsın yani. Seriyoruz. Hani fazla yuvarlaklığına dikkat etmeye gerek yok. Yine de olmuş aslında da. Evet. Şöyle iç harcımızı şuraya koyuyorum.
Böyle dağıtıyoruz. Evet, bu şekilde lahmacunumuz hazır. Fazla koymaya gerek yok. Eğer aşırı fazla koyarsanız içerisinde çok lezzetli olmuyor. Bu şekilde fırına süreceğiz. Fırınımızı açtık. 200 derecede. Genelde zaten 200 ya da 220 de pişiriyorlar diye biliyorum. 200 deneyelim bakalım eğer olur mu olmaz mı diye. Evet, Usta Cihangir'in lahmacununu görmeye hazır mısınız? Yeterince pişmiştir değil mi? Bence. Vallahi dakikasını bilmiyorum. İşte biraz böyle yani kıvama gelene kadar kendi damak tadınıza göre pişirin işte. Sonra böyle yapıyoruz arkadaşlar. Vay 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 vay. Biraz marul atıyoruz içine. Yeterli mi? Yeterli ya. Tamam. Limonumuzu da sıkıyoruz. Oh. İsteyen tabii domatesini ya da salatalığını evet, koyabilir. Ama önden önce Münevver ağzını aç. Biber. Hmm. Çünkü niye? Biber. Ya. Acıymış. İştahını açıyor. Sonra bunu bu şekilde bak çıtır lahmacun. Böyle. Bak fazla koyduk o tarafa görüyor musun? Fazla iç harcı koyursan şey olur. Ben alayım. Bunu da sen al. Şimdi önce ben mi tadayım? Önce sen tat. 1, 2, 3 Bu arada böyle çıtır istemiyorsanız hamurun içine biraz süt de katabilirsiniz. O zaman daha yumuşak oluyor hamur. Evet ben 2-3 tane daha yapacağım. Kaç tane kaldı? 1-2-3. Ondan sonra yemeğe başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Lahmacun videosu bu kadar. İyi günler. Bak bunu daha büyük yaptım. Şekli. Öbürü biraz bu tarafa geliyordu böyle. Bu biraz daha büyük. Daha güzel oldu bu ikincisi. Değil mi? Aynen. Evet. Bunu da atalım böyle. Boş yer kaldı mı? Yes.